Efendim, bu elimde gördüğünüz 1000 lira Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt banknot olan 1000 lirasıdır. Ön yüzünde görüldüğü gibi sağ tarafta Atatürk'ün bir portresi bulunmakta. Hemen bir üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ve alt kısmında 1341, yani paranın kanunlaşıp üzerine yazıldığı tarihtir hicri olarak. Ki 1925 yapar bu. Bu para üzerinde görüldüğü şekliyle eski Osmanlı Türkçesi ile harfleri ve rakamları yazılmıştır. Üzerinde ayrıyeten şurada görüldüğü gibi Latince, yani Fransızca harfler de mevcuttur. Bu da o dönemde diplomatik dilimizin Fransızca olduğu için bu şekilde dizayn edildiğini göstermektedir. Burada seri numaraları bakın mevcuttur her bir köşesinde. Bu paranın yine arka yüzünde Sakarya Demiryolu hattı ve Geyve Boğazı, meşhur Geyve Boğazı bulunmaktadır. Bu para 1927 yılında İngiltere'de basıldıktan sonra Thomas Delaro matbaasında ve piyasaya sürülmüştür. 12 yıl tedavül aşaması sürdükten sonra 1939 yılında tedavülden çekilmiştir. Tedavülden çekildiğinde Merkez Bankası'na geri dönmeyen 23 adet para bulunmaktadır. Bu 23 adedin içinde de 86 yıl geçmesine rağmen koleksiyoncuların elinde aşağı yukarı araştırdığımız şekliyle 6 ya da 7 tane mevcut bulunmaktadır. O dönemde Merkez Bankası olmadığı için Maliye Bakanlığı'nın imzası burada yer almıştır. Bahsettiğim gibi bu para gerçekten bir efsane paradır. Her koleksiyoncunun koleksiyonunu süsleyecek bir paradır. Oldukça nadir çıkar ve ikisinin bir arada olması mucize üstü bir mucizedir. Yani bu elimizdeki föy asitsizdir. Onun için paraya herhangi bir şekilde zarar vermez. Buraya girdikten sonra bu para yıllarca sırayla veya şöyle diyeyim